Efendim selamlar, merhabalar, yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum, kardeşim Berk Koçak bizlerle birlikte. Bugün konuşacak çok konumuz var. 49'u gördü galiba değil mi Berk? 48-800'ü gördü bazı borsalarda. Orası güzel bir bölgeydi. Oradan güzel bir dönüş aldık. Güvenliyiz Selçuk Bey. 50 binin üstüne biz güvenli diyoruz. 50 binin altına kırarsa tekrar farklı şeyler konuşmaya başlayabiliriz. Şu anlık ama güzel. Zaten 55-56 binlere kadar da gitti. Tabii şimdi haberlerle göreceğiz. Bu bir düzeltme miydi yoksa hani gerçek bir dönüş mü aldık? Bunları göreceğiz tabii ki. Haberlerle mi başlayalım? Ne oluyor, ne bitiyor? Niye bu hareketler yaşandı? Haberlerle başlayayım. Şimdi kripto varlık nezdinde aslında yine çok negatif haberler yok. Ama geçtiğimiz iki haftada riskli varlıklar grubunda büyük bir satış baskısı vardı. ABD hisse senetleriyle başladı. Çünkü çok fazla büyümüşlerdi. Endekslerde sürekli yeni zirve seviyeler görüyorduk. Yeni zirvelerini yenilediklerini görüyorduk. Sonrasında oradan bir satış baskısı başladı aslında. Burada geçtiğimiz haftanın hikayesi aslında verilerdi. Çok fazla veri vardı. Makroekonomik olay vardı. Önce bir Fed toplantısı geldi. Powell Eylül'de faiz indirimi olabileceğini işaret etti. Ama beklediğimiz kadar rahat bir konuşma yapmadı aslında. Sonra dedi ki ikili riskler var dedi. Enflasyon tarafı var dedi. Bir de istihdam tarafı var dedi. İstihdam tarafını işaret edince Cuma günü verileri daha da önem kazanmış oldu. Cuma günü açıklanan verilerde 175 binlik bir tarım dışı istihdam beklentisi vardı. Verinin 114 bin geldiğini gördük. %35-40'lara varan bir sapma oldu. Aynı zamanda işsizlik oranında da yine beklentiler %4.1 iken %4.3 açıklandı. Gördük. Bir anda da piyasa ABD resesyona giriyor korkusuna kapılmış oldu. Normal şartlarda Powell önceki toplantılarında her resesyon sorulduğunda resesyon beklentimiz yok, yumuşak inişi gerçekleştireceğiz açıklaması yapıyordu. Burada bunu desteklemeyen ve destekleyen bazı veriler vardı tabii ki. Artık hatta şöyle söyleyeyim, son toplantıda sorulmadı diye hatırlıyorum. Bir önceki toplantıda da sorulmamıştı çünkü Powell bu konuda net mesajlar veriyordu. Ama bu veriler bu şekilde gelince bir anda piyasa resesyon fiyatlamaya başladı. Tahviller alınmaya, tahvil getirileri düşmeye başladı. Bir anda biz sizle daha geçen hafta 2 faiz indirilir mi, 3 faiz indirilir mi konuşurken CME fiyatlamalarında 5, Bloomberg fiyatlamalarında da 4 faiz indirimini fiyatlamaya başladık bir anda ve dünün başlığı Fed bu hafta acil bir faiz indirimi olacak mıydı? Aslında genel hikaye, bu negatif hikaye buydu. Fed üyeleri konuşmalar yaptı. Dalley ve Goldsby konuşma yaptı. Güzel de konuşmalar yaptılar. Piyasayı birazcık rahatlattılar. Bu indirim ihtimalleri de birazcık düştü. Şu anda 4 indirim hala fiyatlanıyor ama. Şöyle söyleyeyim, onlar bazı iddialardı. Bu iddiaların gerçekleşmediğini gördük. En azından yani çok acil bir reaksiyon almayacaklarını gösterler bize Fed üyeleri konuşmalarında. Ama yine de yıl sonuna kadar bir 4 faiz indirimine geçiş yapmış gibi gözüküyor piyasalar şu anda. Bu normal şartlarda bizim için tabii ki pozitif, riskli varlıklar tarafı için. Ama bunu hep söylüyorduk. Faiz indiriminin neden ötürü başlayacağı önemliydi. Orada bir resesyona giriş ya da resesyon korkusuyla başlangıç tabii ki bu fiyatlamaları yaratacaktı. Biz birazcık da erken önlem alınması gerektiğini hatta bunun için konuşmuştuk. Bazı analistler Temmuz ayında da indirime mantıklı olabileceğini söylemişti. Bunu Fed yapmadı. Dolayısıyla da hala eleştiriliyorlar şu anda. Genel satış baskısı buydu. Bunu bir de jeopolitik riskler üstüne eklendi. İran-İsrail gerginliği arttı. Bazı siyasetçiler ABD'de bu konuyla ilgili çok net söylemlerde bulundu. Dün Donald Trump'ın mesela bir söylemi vardı. Pazartesi gecesi için İran'dan saldırı gerçekleşebileceğine dair bir beklenti sundu. Bunun gerçekleşmediğini gördük. İran'ın kalıcı bir savaş yaratmak istemeyeceğine dair bir analiz vardı okumuş olduklarım arasında. Bunun dışında ABD'nin de dolaylı yollardan farklı ülkeler aracılığıyla İran'a bu savaşı başlatmaması gerektiğinin mesajını vermeye başladığını gördük. Ama orada hala bir gerginlik var. Bu gerginlik bizi birazcık daha düşürebilir eğer gerçekçi boyutlara ulaşırsa. Yani biraz satış için bahane mi aranıyor? Görmüş olduğum kadarıyla, eski hikayelerden de okumuş olduğum kadarıyla İran'la İsrail arasında onlarca yıldır böyle bir gerginlik var ve bu gerginliğin sonucunda da hiçbir savaş çıkmamıştı. En son bunu Nisan ayında da tecrübe ettik. Yine İran'dan bir saldırı geldi. Saldırı gerçekleştireceklerini yine birkaç gün öncesinden sosyal medyadan paylaşmaya başladılar gününe, tarihine kadar. Sonra o saldırı gerçekleştiler. İsrail'de hiçbir yer vurulmadı neredeyse. Şimdi yine benzer şekilde geçtiğimiz haftadan beri salı günü, pazartesi gününü işaret ediyorlardı. Dün bir hamle gelmedi. Bugün göreceğiz tabii ki. Umuyoruz ki orası yumuşar. Sonrasında riskli varlıklara birazcık daha pozitif konuşmalara başlayabileceğiz Selçuk Bey. Hisse tarafında da bayağı satış var değil mi bu arada? Tabii. Yani orada bir de Japonya hikayesi eklendi. İşte yen tarafını biliyorsunuz, orada birazcık da FX'e kaçıyor aslında ama yende düşüş gerçekleşmesinden ötürü orada çok büyük bir carry trade pozisyonlanması varmış yani. Ve bu carry trade pozisyonlanmalarının yavaş yavaş kapanmaya başladığını gördük yendeki yükselişten kaynaklı dolara göre. Dolar yen paritesi 142'lere kadar geri çekildi. Çünkü Japonya Merkez Bankası da bir faiz artırımına gitti. ABD'deki bozulmayla birleşince bir anda orada da bir çöküş yaşandı. Sonra Japon para birim değer kazanınca orada borsalarda da aslında dünün büyük satış baskısı, o volatil artışının sebebi buydu. Nikkei %12'lere kadar değer kaybı yaşadı. Orada da öyle bir hikaye var aslında. Böyle çok fazla yoğunluk var. Hiçbir kripto dinamiklerinde değil. Ama yine en çok kripto varlıklar etkilenmiş gözüküyor Selçuk. Borsa tarafı satarken bu kriz kaynaklı satışlar gelirken bir baktık ki 6
altında hani bir 2470-80'lere geldi. Bunu bekliyorduk. Ben hatta all time high'ı yeniler diye düşünüyordum bu gerginliklerden kaynaklı. Ama oradan net bir satış baskısı gördü. Dün de bence güzel bir fırsat verdi 2360'larda altın tarafı. Gümüş zaten birazcık da altına göre zayıf fiyatlıyordu. Şimdi gümüş altın oranına belki bakarız burada. Tekrar gösteririm. Gümüşün orada birazcık da zayıf kaldığını gördük. Ama o da çok bir bölgeye döndü. Şimdi onlardan bahsedeceğim zaten. Hadi bahsedelim o zaman. Tamamdır Selçuk Bey. O zaman altın ve gümüşle başlıyorum ben. Buyurun. Buyurun. Sonra kripto varlıklara döneriz zaten. Bunlar şöyle... var değil mi iCryptex'te bu arada? Gümüş, altın falan var tabii. Yani. Yani XAUT, Tether'e bağlı bir altın ürünü ve yine tokenize edilmiş bir gümüş ürünü var. Bunlar dolar paritesi bazında tabii listeleniyorlar borsanın üzerinde. Bu tabii ki hızlı yatırım ihtimalini ve işte o makas açıkta olmadan yatırım ihtimalini sağlıyor altın ve gümüş üzerinde. Şu an baktığımızda altın 2413 seviyelerinde bir yükselen aslında görüntü içerisindeydi. Burada yükselen bir görüntüsü var. Dün de 2479 seviyelerine kadar yükseldikten sonra çok çok güzel bir fırsat verdi. 2360'lara kadar geri çekildi. Bu aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamasıydı altının ve buradan net bir reaksiyon aldığımızı görüyoruz şimdi. Bence şu anda hani savaş tabii ki hala %100 gerçek değil ama bunun gerçek olma ihtimaline karşı olarak altın bence önemli bir ürün. Zaten burada yani yükseliş gerçekleşmesi ya da insanların varlığını koruması için tek araç şu anda öyle gözüküyor. Bitcoin'in de zayıf fiyatlamasından kaynaklı. Onun ötürü bence bu bölgeler fena bölgeler değil. Burada bizi yani altın için altın yatırımcısı tedirgin edecek bölge 2360'ın aşağı yönü kırılması ki onun da bugünden de çok kolay olduğunu düşünmüyorum Selçuk Bey. Kalori hareketlerde de bekleyeceğimiz yerler bir 2425 bölgesinin kırılımı var. Sonrasında da zaten 2450 baya baya net bir direnç seviyesi bizler için. Bu bölgeleri aşabilirsek sonrasında ben yine o ATH beklentimi koruyor olacağım. Şu an dediğim gibi fena bir görüntü içerisinde değil. Dipten güzel bir reaksiyon aldık. Önce 2450 sonrasında da 2480'i hedefleyebiliriz bence altın tarafında. Gümüşe döndüğümde ise gümüş orada şöyle uzun vadesini açayım. Daha güzel bir görüntüsü var çünkü. Gümüşte biz yani şu 2023 sonundan itibaren bu 26 dolar bölgesini dillendiriyorduk zaten. Bu bölgenin altında de ucuz. Hatta sizin yayınlarınızda da takip edenler bilir. Siz de ucuz olarak değerlendi bu bölgede. Ve bu bölgenin kırılımını bekliyorduk aslında. Yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdi. Burayı kırdı. Sonrasında buranın retestini verdi ve bu bölge bizler için teknik açıdan da çok çok önemli bir bölge haline geldi. Ve buradan aldığı onayla zaten o tepe bölgeni 32-33'leri görmüş oldu. Şimdi tekrar uzun zaman üstüne yani Mayıs ayı hatta Nisan ayının sonundan beri ilk defa bu bölgelere geri dönmüş durumdayız. Ben bu bölgeden bir reaksiyon beklerim açıkçası. Burada 26 doların altına sarkarsa aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamasında aşağı yönü kırarsa sonrasında tekrar gümüş için böyle birazcık daha negatif bir bakış açısına dönebiliriz. Ama dediğim gibi benim zaten tam da orta bandından yani 26'lardan tepki almış. Bu bölgenin üstünde kalıcılık sağlamasını beklerim ben açıkçası ve bir reaksiyon görmeyi bekliyorum önümüzdeki günler içerisinde. Petrol var mı iCryptex'te? Tabii ki Selçuk Bey. Onu da hemen getireyim. Yine benzer haber kaynaklarından ötürü aslında satış baskısı gördük. Burada daha önce konuştuğumuzda da sizin yayınlarınızda şöyle bir simetrik üçgen formasyonumuz vardı. Bu alan sıkıştıkça bir yöne kırılım vermesini bekliyorduk. Bu kırılımı da işte 75 dolarlara doğru aşağı yönlü verdiğini gördük. 75-76 dolar bandına kadar bir geri çekilme gördük. Burası böyle yatay hareketi olarak da bizim için bir destek görevi görmesini bekleyeceğimiz bölgelerden biri. Ama şu kırılımı yani şu simetrik üçgen kırılımını aşağı yönlü vermesinden ötürü benim burada beklentim 70 dolarları bir görmemiz olacak Selçuk Bey. Bu yine işte önümüzdeki günlerde önümüzdeki 2 gün içerisinde özellikle haber akışlarıyla birlikte karşılaşacağımız seviyelerden biri olacak. 70-71 dolar seviyesine kadar bir sarkma görülebilir bu grafiğe bakıldığı zaman. Petrolden bana ne demeyin. Petrol her anlamda dünyayı yakından ilgilendiriyor. Petrol fiyatlarının düşmesi enflasyonu rahatlatıyor. Onu söyleyelim. Ama tabii savaş gibi durumlarda tedirgin ediyor. Altın fiyatlarını yukarıya doğru itiyor. Değerli metalleri yukarıya doğru itiyor. Navlunla ilgili problemler yaratıyor. Petrole bakıyoruz. Altına, gümüşe bakıyoruz. Sadece finansal enstrümanlar olarak değil aynı zamanda ekonomik göstergeler olarak da. İyi analiz edilirse petrol de bir altın kadar değerli olabiliyor o anlamda. Bu durum finans FED savaşı mı aslında? Yoksa sahiden jeopolitik risk? Ya ben ikisinin de ayrı ayrı fiyatladığını düşünüyorum ama şu an asıl etkinin yani görmüş olduğum kadarıyla FED tarafında olduğunu görüyorum. Çünkü mesela altın ve Brent fiyatlamalarında da hala o savaşın çok ciddi boyutlara ulaşmayacağı beklentisi var bence. Bunu çıkarım yapıyorum aslında fiyatlamalar üzerinde. Dolayısıyla ABD resesyonu bizi negatif etkileyen durum gibi gözüküyor. Ki dün orada yani küçük bir istihdam verisi açıklandı. Bunun güçlü gelmesi Bitcoin'e bir anda 51 binlerden 54 bin, 55 bin bandına kadar ulaştı. Aynı zamanda işte FOMC üyelerinin konuşmaları vardı. Dalley ve Goldsby yayının başında dediğim gibi. Birazcık da yapıcı konuşmalar yaptılar. Dediler ki yani bir aylık bozulmayla net bir yavaşlama sinyali çıkarmayız buradan ama gerekli zamanlarda gerekli reaksiyonları veririz gibi açıklamalar.
açıklamalar yaptılar. Bunlar güzeldi ve bu güzelliğin ardından aslında fiyatlamaların düzeldiğini gördük. Ama şu an yani genel piyasa işte çok farklı hikayeler var. Japonya var, dediğim gibi savaş var ve risk off moduna birazcık daha dönüş yaptı. Genel satış baskısı bence bundan, hani spesifik bir başlık yok. Ama ABD resesyon paniği 3 günlük süreçte asıl baskı yaratan unsur oldu. Peki Ethereum düşünce diğer coinlerde durum ne oldu? Böyle belli başlı bir iki tane ödeyeceğim var mı? Yani ben burada göstermek isteyeceğim Solana var. Çünkü Solana gerçekten hani enteresan bir performans gösteriyor. Geçen hafta yayınındayken bu 190 dolar bandındaydı. Hatta işte tekrar izledim, gerçekten söylemiş miydim diye. Şu 165 dolar bölgelerine kadar geri çekilme görebileceğimizden bahsetmişti. Sonrasında burada haberlerin başlamasıyla birlikte daha da net bir satış baskısı gördü. Büyük de bir geri çekilme yaşadı aslında. Çünkü çok yükseklerdeydi. %35'e yakın bir geri çekilme yaşadı. Ama benim burada göstermek istediğim şey şu. Solana şu anda en değerli 4. ya da 5. coin durumunda. Ona rağmen, yani o piyasa değerine rağmen, dip seviyeleri yani 110'u gördükten sonra %40'lık bir yükseliş yaptı. Yani 24 saat dolmadan. Yani bu aslında hem ne kadar yukarı yönlü bir istek olduğunu, ne kadar bir talep olduğunu gösteriyor bize. Çünkü zincir üstünde hala çok büyük performanslar gösterdiğini görüyoruz. Yani benim burada güçlü fiyatlama bekleyeceğim. Eğer piyasa dönerse, volatilite nerede çok büyük olur, nerede yükseliş potansiyeli yüksek olur derseniz, belki meme coinleri işaret edebilirim ve onun dışında da Solana'yı işaret edebilirim. Solana için gerçekten güzel bir fiyatlama görüyoruz. Burada seviye bazlı konuşacak olursam da Selçuk Bey, 120-125 dolar bandı benim belki haftalardır kullandığım bir bölgeydi ve yine bu bölgenin altında kapanışlar gerçekleştirmeden, yani 125 doların üstünde kalarak fiyatlamanın devam ettiğini gördük. Sonrasında şu anlık hedefimiz de yukarı yönlü harekette. Eğer Bitcoin 56-57 bin doların üstüne çıkabilirse Solana'da da 155 dolar bandını hedefliyor olacak. Peki kötü senaryoyu da konuşalım. Bitcoin ve Ethereum'daki bu geri çekilme devam ederse Solana ne olur ve meme coinler ne olur? Tabii ki. Orada 118-125 dolar, yani aslında 120-125 ama 118'lere kadar böyle sarkmalar yaşayabildiği için orayı da dahil etmek istedim. Bu bölge bizim için ilk destek bölgesi. Bu bölgenin altında günlük kapanış görmeden bence çok agresif bir manevra yapılmaması gerekiyor Solana tarafında. Ha, oldu diyelim, 114'lerde 113'lerde kapandı. Bu sefer bekleyeceğim bölge benim 105 dolarlara kadar, hatta belki 100 dolarlara kadar sarkacak bir aşağı yönlü satış baskısı olacak. Eğer bu bölgelere geri çekilirse, tabii ki bunun için Bitcoin'de de dediğim gibi birazcık da negatif fiyatlama görmemiz gerekiyor. Ve bu bölgelere gelirse de bu artık 100 dolar itibariyle bir reaksiyon bekliyor olacağım. Eğer bu bölgeden de reaksiyon alamazsak, satış baskısı devam ederse, Solana için sonraki bölgemiz işte 80 dolarlara, 78-80 aralığına kadar devam ediyor. Ama tıpkı Bitcoin'deki o dip bölgeler gibi, Solana'da da şu an çok negatif senaryolar yaşamamız durumunda bu bölgelere gelmemizi beklemiyorum. Şu anlık zaten bu reaksiyonla da aslında güzel bir mesaj vermiş oldu Solana tarafı. Mimler? Mimlerde önce bir Floki alalım. Listemde o vardı. Floki de artık ne yazık ki Selçuk Bey bu 12-80 bandını kaybetti. Bu bölgeyi kaybetmemizin ardından da 9-70'lere kadar, yani şurada tepki göreceğimiz bölgeye kadar aşağı yönlü bir geri çekilme yaşadı. Buradan reaksiyonunu aldığını gördük ki bu reaksiyon aslında beni burada kısa vadede bir birikim alanı vardı ve yine test bölgesi vardı. Tekrar bu bölgeyi ittikten sonra yükselişle birlikte 12-80'lere kadar yükseldiğini gördük. Şu anlık bu bölgeden bir satış baskısı görüyoruz. Bence Floki'de 12-80 ile ilgili net kırılım gelmeden pozisyonlanmak çok doğru olmayacak. Platformla ilgili güzel bir gelişmemiz var. İlk sizde konuşmuştuk bunu. Bu sepet ürünümüz olacaktı, hatırlarsınız. İlk sizde tanıtmıştık burada. Sonrasında da bu konu üzerine çalışmaya devam ediyorduk ve sepetleri artık sistem üzerinde aktif hale getirdik. Buradan kullanıma açmış olduk yani. Peki bu sepetler nedir? Şu anda 3 farklı sepet listeledik ve bu sepetleri de sayısal veriler üzerinde hareketliliklerine bağlı olarak birazcık daha risk oranlarını şeklinde listelemiş olduk. İşte yeşil sepette birazcık daha sağlam coinler bulunuyor. Piyasa değeri ya da fiyatlaması yüksek ve daha az volatil ama yine tabii ki pozitif, yani kripto varlıkların pozitif etkilendiği senaryolardan pozitif etkilenebilecek ürünler, daha güvenli alan. Sarı sepet ise birazcık daha yine piyasa değeri yüksek ama volatilitesinin daha yüksek olabileceği projeler arasında. Burada işte Avax, Solana, Render var mesela ilk hafta sepet. Ve kırmızı sepet var. Bu da çok riskli olan grup. Daha volatil, aşağı yönlü ve yukarı yönlü potansiyeli yüksek ama dediğim gibi yani kayıp riski de yüksek olan projeleri bu şekilde sepet ürün halinde hizmete sok. Umarız kullanıcılarımız tabii ki bu süreçten memnun kalırlar. Biz bununla ilgili kullanım rehberleri şeklinde ve daha detaylı ürünü anlatacağımız yayınlar ve raporlar paylaşacağız. Bunun dışında farklı ürünler için de çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta tahminen güzel bir ürün için daha burada tanıtımını yapıyor olacağım Selçuk. Süper. Bir de Eskişehir var değil mi sırada? Benim memleket. Şu an o kadar hareketliyiz ki 2 hafta sonraki Eskişehir seminerimiz aklıma gelmedi Selçuk Bey. Eskişehir'e gidiyoruz. 2 hafta sonra Eskişehir'deyiz. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yani Selçuk Bey, piyasalar hareketli. Konuşacak çok fazla başlık olacaktır diye düşünüyorum. Trabzon çok güzeldi. Memleketim olduğu için de
varım tabii ki. İşte. Eskişehir de bence bir o kadar güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. 24 Ağustos Cumartesi günü oradayız. Henüz oteli açıklamadık. Bunu da bu hafta içerisinde tahminimce Mustafa'nın çalışmaları sayesinde açıklamayı bekliyoruz Selçuk. Evet. Biletleme yapabiliyoruz ama değil mi? Şu Bunu anda. Hemen sitemiz üzerinden göstereyim Selçuk Bey. Şimdi lütfen. Bu sepette kaldığım için. Ana sayfam üzerinde zaten şu anda bir sepet var. İki de kripto seminerlerinin duyurusu var bildiğiniz gibi. Ve tamam. Burada etkinlik takvimimizi burada paylaştık. Eskişehir için de ücretsiz şekilde sitemize girip girişinizi yapıp ücretsiz etkinlik biletini alabiliyorsunuz. Aslında bunu tabii ki finansal okuryazarlığın ve kripto varlıkların birazcık daha bilinirliğini arttırmak, bu finansal okuryazarlığı geliştirmek için yapıyoruz. Ve sizin gibi Ali Hoca gibi, Gökalp Bey gibi değerli katılımcılar orada bulunuyor. Dolayısıyla bence çok güzel bir fırsat. Umarız tabii ki Eskişehir halkı da buna ilgi gösterecektir. Diğer önceki 7 şehirde olduğu gibi. Süpersin. Bu arada Berk de kriptolarla ilgili ve özellikle altcoin'lerle ilgili harika bir sunum yapıyor. Sorularınızı yanıtlıyor. Şimdi tevazu gösteriyor, bizi söylüyor. Kendisini söylemiyor ama Berk'in bölümünü de kaçırmayın derim. Muhteşem oluyor o da. Onun için hepimiz oradayız ekip olarak. Sizlerle birlikteyiz, sohbet edeceğiz. Eskişehir'deki seminerimize mutlaka gelin. Sadece Eskişehir'de olmanıza da gerek yok. Yakın illerde olabilirsiniz. Oralardan da biletleme yapın. Gelin. Ne olacak yani? Bir şey değil. Bilecik'ten, Kütahya'dan, Ankara'dan gelebilirsiniz. Hatta Bursa'dan gelebilirsiniz. Çevre illerden gelebilirsiniz seminerimize. Tamam. Daha önce katılmadıysanız bence çok faydasını göreceksiniz. Onu da söylemiş olalım. Ücretsiz bir seminer bu. Keyifli de oluyor bence. Değil mi Berk? Çok keyifli oluyor. Hatta yeni bu konseptimizle birlikte, bu soru cevap birazcık daha interaktif olmasıyla birlikte bence çok daha keyifli bir hal aldı. Çok çok aynen. Eğlenceli. Aynı zamanda çok bilgilendirici geçiyor gerçekten. Kesinlikle. Bu arada hani seminerler nasıl oluyor diye görmek isteyenler de olabilir. Şu anda yayında olan videomuz, Berk'le yaptığımız haricindeki diğer video Trabzon videosu zaten. O videoyu izleyebilirsiniz. Müthiş keyifli bir sohbet oldu. Ali Perşembe ve Gökalp'le birlikte. O da size bir fikir verir. Canlı canlı öyle bir seminer izliyorsunuz. Aslında aynen. Semineri biz de sunmuyoruz. Ha, hep birlikte yapıyoruz. Yani katılımcılarla birlikte yapıyoruz. Hep beraber gerçekleştiriyoruz. Onu da söylemiş olalım. Peki. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bence çok keyifli bir yayın oldu her zamanki gibi. Muhteşem bilgiler paylaştın bizimle. Umarım daha böyle boğalı moğalı günlerde devam ederiz ama bir miktar satış gelecek mi görünüyor. Öyle gözüküyor Selçuk Bey ama umarız tabii ki önümüzdeki hafta yeniden 60 binin belki 70 binin üstündeyken konuşuyor oluruz. Biz yanılmış oluruz ama daha mutlu oluruz yani öyle. Biz yanılalım, önemli olan halk kazansın. Aynen öyle. Topluluklar kazansın. Çok sağ olun. Çok öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Arkadaşlar sizler de hoşça kalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.